matematikçi, filozof, 27 yıl boyunca dünya satranç şampiyonu, rekorun sahibi. Einstein ile dostlukları vardır. Bir dahi. Merkez mücadelesi. Bu öyle bir piyondur ki kuvvetlerin ileride tutunabileceği kareler bu sayede saldırı fırsatları verir. Savunma kurulumunu bozabilir. Rahat bırakmaya gelmez. Düşüncen nedir? Hemen bilmek istiyorum. Çözümü sonraya bıraktığı büyük bir problem var. At C3. Kararsızlık halini gerilimi korur. Fil B4. Açmazla birlikte bir kere daha piyonu istedi. E5. Sanki az önce bahsettiğimiz konularla pek tutarlı değil. Neden kendi topraklarına bu kadar kolay girmesine izin verdi? Artık piyon yapısı kırılgan ve hassas. Genellikle hemen yüklenir. İlerleyen piyonu yalnız bırakmaya çalışır. Güçlü bir merkez elde ettim, mutluyum. Baskı altında Endişelerim var. At E7. Teoride yeri kendi içinde mantığı var elbette. Vezir G4. Oyuna erken katılması temel ilkelerin hoşuna giden bir durum değildir. Derin fikirler, düşünceler, strateji var. pil uzak diyarlarda piyon yalnız at f5 ne de olsa merkez kapalı şah yerinde bir süre güvende kalabilir at f3 at c6 piyonu yerinde tutarak d6 karesini zayıflatmadı. Fil geri vites yapabilir. Yüklenme söz konusu. Yine de bu kuvvetli merkezi rahat bırakmak mükemmel bir fikir sayılmaz. Fil d3. h5 vezir f4 Vezirin baskısını karşıladı. Lakin geri dönüşü olmayan bir karar. İleride problem olabilir. Özellikle şahla ilgili. Satrançta atak aslında zayıflık oluşturma sanatıdır. Bir yerlere yüklenirsiniz. Rakip mutlaka tepki vermek zorundadır. Aslında vezirin yaptığı oldukça kolay savunması olan bir piyona baskı. Elde ettiği orta ve uzun vadede bir avantaj. Mesela At E7. Fil D2. Muhteşem, mükemmel, inanılmaz. Ne var bunda? Alt üstü bir fil geldi. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Vezir bir tuhaf duruyor. Elinde güvenli bir kare vardı. Onu da fil aldı. Lasker bu hamleyi o kadar hızlı oynuyor ki rakip kuvvetle muhtemel hata yaptığını düşündü. At G6, Vezir G5 reddetmesi oldukça zor tatlı hoş bir davet. Kabul ediyor fil e7. Kendi veziri yoksa rakip mi tuzağa geldi? Satrançta görelilik. Bilgisayarlar doğru bulmayabilir. Peki hissedilen pratikte? Fil alır F5, Fil alır g5. Fil alır g5. At e7 daha iyi olurdu. Vezir d7. Fil g6. F alır g6. Duble piyonlar. Ataş 4 ver piyonu. Vezir f7. F4. Kısa rok. Uzun rok. Vezir fedası sadece iki at aldı. Demek ki materyalden öte konumsal bir şeyler var. Merkezde alan üstünlüğü, güzel. Şah son derece güvende. Gelişim mükemmel, rakipsiz fil rahatsız edilemez at köşede olmasına rağmen çok daha değerli bir kuvveti savunmaya bağlıyor. Rakip şah tedirgin. Kaleler uyumlu. Burada piyon yapısı nedeniyle problemli bir fil mevcut. Bu sorunu çözmek ister. B6 G4 Piyon fedası değildir. Rahatlıkla geri alır, hat açılır. C5 Büyük hata D6 karesine at gelebilir. Şah H7 Piyona destek. Vezir at d6 ile birlikte c7'ye geldi. Kale g1. Baskı altında olduğun yerden piyon sürüşleri veya tepkiler zorunlu olmadığı takdirde tavsiye edilmez. Taş alır G4, kale alır G4, fil A6. Sonunda. Ve mükemmel bir feda daha geliyor. Ne olabilir ki? Evet, bir yüklenme var Hayal gücü ister. At fedası harika. Kabul ederse vezir düşer. Fil E2 Kale bir de şah temposuyla bir önemi kalmadı. Kale H4. mat olmak istemiyorsa atı almak zorunda. Kale G1. Muhteşem. Fili bir yere açar. Mat. Veziri veriyor. Ve burada fil F6. İki seçenek var. Şah F7. Kale piyonu alır. Şah E8. E'de. Fil boşta. Ne oynardınız? Bu nedenle şah F5. Kale G5. Şah E4. F5. E3 karesi en doğru savunma olurdu. Tabi kale, fil yine tempoyla gelir ve sonra vezir. Şah F3 tercih ediliyor. Kale G3, şah F2, kale F4, şah E1, fil H4. Final mükemmel. Kaleyi herhangi bir yere oynar, fil mat eder. İyi bir savunma çare yoktur. Fil F1 yer açtı, yeterli değil. Kale E3 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.